Selamünaleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu köpükten bir saklama kutusu. Şimdi buna arılarımız için kovan yapacağız. Köpüğün avantajı aslında çok iyi. Şöyle ki yazın sıcaktan, kışın soğuktan kesinlikle arılarımız etkilenmeyecek. Büyük ihtimalle su girmeyeceğini de düşünüyorum bunun içine. Çünkü kenarları çok güzel kapalı, gördüğünüz gibi geçmeli. Su soğuk girmez. Bunu şimdi bir kovan haline getireceğiz. Aralarımıza uygun hale yuva olacak. Evet. Önce içinde gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Fazlalık kısımları keseceğiz. Sadece bu dar kısımlarındaki çıkıntıları alıyorum. Diğer yerleri alıp kutuyu zayıflatmayacağım. Bizim ölçümüzde de şu anda yeterli zaten bu. Evet arkadaşlar, yaparken önce iş güvenliğini tedbirlerini alalım. Eldivenlerimizi giyelim. Dün çalışırken parmağımı kesmiştim. Tekrardan kanadı. O yüzden önce iş güvenliği diyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ölçülerimiz tam çıtamıza göre rahatlıkla içine giriyor. Şimdi kenarlarına çıt alıyorum. Kovan çıtalarımızın tam olarak üstüne oturması için sistem hazırlayacağız. Ayrıca kovan giriş kapağı yapacağız içine. Birkaç da havalandırma deliği deleriz. Böylece kovanımız hazır olur. Bunu ilk defa yapıyoruz. İlk defa deniyoruz. Umarım iyi bir şey ortaya çıkar. Gördüğünüz gibi kovan giriş kapağı aldık. Bunu dışarıdan takacağız. Buraya. Bunu yerini hazırlayalım. Bu arada kovanı da yapmamızın sebebi acil durumdan kaynaklandı. Şu an koronavirüs var. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kovan giriş kapağımızı takacağız. Kenarlarına birkaç parça silikon sıkacağız.
Sadece vidayla tutursak sağlam bir şey olmaz. O yüzden kenarlarına silikon yaptık. Sağlam ve kalıcı olsun diye. Silikon kuruyunca çok daha sağlam bir şey olur. Kovanımızın giriş kapağı hazır. Şimdi sıra geldi. Çit abire için içini yapmaya. Evet arkadaşlar, kovanımız hemen hemen hazır. Çıtaları takmak için yerimizi de ayarladık gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an kovanımız hazır. Çitamız da tam olarak içine oturuyor. Gördüğünüz gibi. Giriş kapağımızı zaten yapmıştık. Gayet güzel oldu. Şimdi alttan birkaç tane havalandırma deliği açacağız. Yaklaşık bir 9 çita rahatlıkla sığacak kovanımızın içine. Kapağını da üstüne bu şekilde kapatacağız.